Geçmiş olsun. Bugün nasılsınız? İyiyim hocam, teşekkür ettim. Bir şikayetiniz var mı? Yok, sağ ol. Tamam, bugün güzel. Çok iyiyim. Allah'a çok şükür. Çalışıyorduk böyle orada ormanda. Kavak kesiyorduk. Orada şey yaptım. Sensöre hastalandım. 5 gün hastaneye gittim geldim, gittim geldim. Mide bulantısıyla, baş dönmesiyle, yüksek ateşle. Ondan sonra en sonunda Reşadiye'de tesis koydular. Dediler şey böyle Kırım Kango şeye. Ambulansla Tokat'a yolladılar işte buraya üniversiteye. Üniversiteye de geldik. Burada da muayene ederken sırtımda keneyik hoca buldu. Oradan da şey yaptı. Çıkar keneyi aldılar. Ondan sonra tedaviye başladı. Düzeldik Allah'a çok şükür. Çok zor süreç atlattık. Sürekli ateşler içindeydik. Yemek, 10 gündür yemek yiyemiyorduk. Yemede içmeden komple kesiliyorsun. Koku duyusu falan hepsi kayboluyor. Ondan sonra dişlerinde falan kanama oluyor, şey yapıyor. Yani çok kötü bir... Ama bilinçsiz hayvanların üzerinden ken almamdan dolayı böyle oldum. Tüm insanlara, tüm hayvancılıkla uğraşan bütün arkadaşlara buradan sesleniyorum. Yani eldiven takın veyahut da ilaç kullanın. Bu yıl her yıla kıyasla biraz daha geç başladı vakalar. Çünkü hava şartlarından dolayı kış uzun sürdü. Ancak yoğun bir şekilde başladı. Şu anda da kliniğimizde 6 tane yatmakta olan hasta var. Bir tane de yoğun bakımda yatmakta olan bir hastamız var. Yoğun bakımdaki hastamız da şükür ki toparlanıyor, düzeliyor düzelme sürecinde. Şimdi bu yıl gelen hastalarımızın geneli ne şekilde çıkarttıkları yönünde tabii ki bütün kayıtlarını ayrıntılı sorguluyoruz. Birkaç tane hastamız kendileri ve kurallara uymadan çıkarmış keneyi. Bunu bu şekilde öğrendik. Bir hasta hatta hayvanlarının üzerindeki keneleri tek tek çıplak elle kendisi çıkarmış. Ve işte çıkardıktan iki gün sonra da semptomlarla bize geldi. Diğer bir iki hastamız da yine kurallara uymadan biraz ezerek, zorlayarak çıkarmışlar. Yalnız kene çıkarılma süreci çok önemli. Çünkü uygun şekilde çıkarılmadığı takdirde bulaş ihtimali artıyor. Eğer zorlanarak çıkarılırsa kene o sırada kusar gibi yani sekresyonlarını iletiyor ve bulaş eğer virüsü taşıyorsa bulaş riski de yüksek oluyor. Özellikle eğer keneye sıcak yani yakarak veyahut da kimyasal bir şey dökerek çıkarılmaya çalışılırsa en tehlikelisi bu. Bu sırada kene sekresyonlarını aktarıyor ve eğer virüsü taşıyorsa Kırım Kongo kanamalı ateşi virüsünü bu şekilde bulaştırmış oluyor. Buna özellikle dikkat edilecek. Şimdi şöyle bir durum var. Kişi eğer sağlık kurumuna uzak bir yerdeyse kenenin çıkarılması gecikecekse ancak kene çıkarılma yöntemlerine hakimse, biliyorsa veya bilen biri varsa o noktada kendileri çıkarıp en kısa zamanda sağlık kurumuna başvurabilirler. Ama eğer bu konuda bilgi ve eğitim yoksa, kenenin nasıl çıkarılacağı yönünde bilgisi olan kimse yoksa en kısa sürede en yakın sağlık kurumuna başvurması lazım. Orada çıkarılmalı kene. Kenenin çıkarılması yönünde birkaç yöntem var. İşte kart yöntemi var, ip yöntemi ve pensetle. Penset gibi bir cihazla çıkarılacağı zaman kenenin deriye en yakın olan en uç noktasından tutup döndürerek sağa sola çevirerek yani bir çivi çıkarır gibi çıkarılması gerekiyor. Bu konuda hiç bilgisi yoksa ve yakında da bu konuda bilgili olan bir sağlık personeli veya başka bir kimse yoksa en kısa sürede sağlık kurumuna başvurmalı ve kene sağlık kurumunda çıkarılmalı. Sonrasında da kişi takibe alınıyor, kontrol tetkikleri alınıyor ve 8-10 gün süreç içerisinde takip altında oluyor. Her türlü yeni bir şikayet durumunda mutlaka kuruma yine tekrar başvuruyor. Kenenin bulunduğu yerler özellikle yüksek otların, uzun otların olduğu meralar, piknik alanları
Bu yıl gelmiş olan henüz vakalarımız işi hayvancılık ve çiftçilik olan vakalar. Henüz piknik nedeniyle veya dışarıda bulunma nedeniyle maruz kalıp gelmiş olan hastamız yok. Ama bundan sonraki süreçte havalar ısınınca o vatandaşlarımız da tabii bu açıdan risk altında oluyor. Ama tabii her zaman için en yüksek risk altında olan grup dışarıda çalışan, yani hayvancılık yapanlar, çiftçilik yapanlar.